Böyle istedim ben, Avrupa'nın gidiş hattına pek güvenmiyorum. Türkiye'ninkine mi güvendin? Evet. Neyine güvendin abi Türkiye'nin? Ben 10.460 lira emekli maaşını yatırıyorum bankaya, faizine yaşıyorum. Bütün gurbetçilerimize sesleniyorum, ana vatana dönün, döner misiniz? Ay hemen dönerim ama niye? Çocuklarımız orada. Biz her zaman şikayetçiyiz. Türkiye'nin kıymetini bilin. Vallahi. Gerçekten. Ya, o zaman gelin burada yaşayın, o kadar kıymetliyse. Ya Türklükle Kürtlükle ne alakası var da ya? Hepimiz kardeş değil miyiz sonuçta? Sen kendin diyorsun ya. Nazası da kardeş. Allah ve milel vekil. Gel hocam. Ben ters konuşurum. Ben de ters konuşurum. Gel birbirimize ters konuşuruz. Bir şey olmaz. Nasıl geçim? Vallahi bir senedir Türkiye'deyim. Nereden geldik? Almanya'dan geliyorum. Sebep? Kesin niye geldin? Yaptım ben. Ciddi misin? Evet. Yani aklından zorun neydi olacak abi? Bir ricam olacak hükümete. Orada çoğunlukla oyları AK Parti kazanıyor değil mi? Doğru. Oradan dönen vatandaşların için bir şeyler yap. Onu diyorum. O bilir, bir yolunu bulur o. Çaresini bulur. Samimiyetine güvenerek bir şaka yapacağım. Bu şeyin sonuna en fazla kına verilir abi. Yani sen niye dön? Bana onu söyle. Ya böyle istedim ben. Avrupa'nın gidiş hattına pek güvenmiyorum. Türkiye'ninkine mi güvendin? Evet. Neyine güvendin abi Türkiye'nin? Şaka mı yapıyorsun? Ciddi misin? Ciddiyim dedim ya. Gidiş hattın neyine güvendin abi? Öyle düşünüyorum ben. Yani oradayken şey mi duydun? Lan Türkiye iyi, cennet, uçuyor falan, süper güç, dünya lideri var. Dedin ki çıkayım geleyim. Gel. Evet, inanarak. Ciddi misin? Geldim evet. Sen buna inandın mı? İnanıyorum, hala inanıyorum. Ciddi misin? Gelirken buradaki hayatı orada gelip gel bir haftaki tatil gibi zannediyorlar herhalde. Az böyle geldi. Dedim ki oradan gelen, ben de orada kaldım da, tamam. Ben 20 senedir buradayım da, tamam. Türkiye'de. 20 senedir de buradayım da, mesela gelen arkadaşlar diyor hani çok güzel falan diyor. Dedim evet. Tabii güzel dedim. Gelip iki hafta kalıyorsunuz. Evet. Euroları bozduruyorsunuz dedim. Samimiyetle Almanya'dan buraya temelli mi döndü? Ya ailecek döndü onlar. Ailecek. Ailesini biraz bırak. Demedin mi gelme deli misin? Valla iş yerinde tanıştık. Yani bize bir iki aydır tanıştık. Bir zaman tanıştınız. Aynen. Abi gel hele gel. Niye böyle bir şey yaptın? Bir söyle anlat. Ne hissediyorsun peki şimdi? Gayet iyiyim. Memnunsun. Bir türlü şeyden kopamadım ama. Nasıl diyeyim? Oradaki bağlardan kopamıyorum. Tamam. Çünkü destek bulamıyorum burada. Bir destek. Mesela şu an hala oraya bağlı çalışıyorum. Ha, işin oradan geldi senin. Evet. Tamam. Evet. O zaman euro ile kazanıyor. Oralar bana tamam, ait. Canım, yani. Anladık yani. Ama imkanım olsa devletim için çalışırım yani bu devlet için. Tamam. Orası için değil. Devlet sana bir imkan yaratır ya. Ama TL ile çalıştırır. Yok biraz şey mesela kaynak işinden tamam. Biliyorum kaynak yapmasını. Haberlerde diyorlar günlüğü 100 dolara çalışmıyorlar. Yani 200 dolar istiyorlarmış İstanbul'da falan. Soruyorsun, dolarla çalışan pek yok. O para hakikaten öyle değil. Değil değil mi? Öyle değil. Nasıl? Sorduğunda dolgun maaş diyorlar ama. Ne kadar dolgun? Dolgun ne oluyor? 30-35 milyar gibi para. Dan bahsediyorlar. Senin için. 1000 euroya denk geliyor. Yani keşke denilen olsa. Ona göre de. Lan dolan yani. Ben ne için buraya geldim? Sen nereye yön çeviriyorsun beni? Yani senin umduğunu bulamadın mı? Yok, biraz destek olması lazım. Gurbetçilere destek olsunlar. Yani bu ben geldim, adam benden sonra kendi da memleketinin çok... insanına destek olmuyor ki gurbetçiye destek olsun. Nasıl destek olmuyor? Oluyor mu? Ağzım buradaymış 20 yıldır. 20 yıldır mı buradasın abi? 24. 20 sene. 2004'ten beri buradan. Ona destek oluyor mu? Sordun mu? Abi sana destek oluyor mu? Yok abi, ben şu an geri gitmenin yollarını arıyorum. Vallahi şu an geri gitmenin yollarını arıyorum ben. Bir çocuğum var şimdi. Evlendim o arada. Çocuklardan olmaz. Sen farklı bir şekilde giderdim yani, gene giderdim. Ama şimdi onları tek bırakıp gitmek istemiyorum. Hani resmi bir şekilde şu an onunla uğraşıyoruz geri gidebilmek için. Açıkçası yani ilk Türkiye'ye geldiğimde ben de hani arkadaşım aynı dediği duygularla. Aynı duygularla hani ben de biraz hani evet. Dolaylı bir şekilde, mecburi bir şekilde geldim ben. Evet.
Ben de hani bayağı bir daha 5 sene önceye kadar da çok ümitliydim memleketten. 5 sene önceye kadar da imkan da oldu gitmek için. Daha o zaman bekardım, gitmedim. Burada olacak dedim. Burada burası güzel olacak dedim ama ya liderimiz var dedi. Tabii canım. Ama olmadı. Evet. Ve şu an artık hani buraya da değil artık geçti yani. Vallahi. Artık geçti abi, geçti. Artık hani şu an iş yerimiz Alman şirketi olduğu için hani biraz oranın şartlarıyla çalışıyoruz. Almanya şartlarıyla çalışıyoruz biz. Hani saat olarak 3'te çıkıyoruz işten. Evet. Maaşı da hani yaptığımız iş euro üzerinden geldiği için hani TL olarak alıyoruz ama euro kazanmana rağmen burası çekilmez mi geliyor sana? Abi ben kendim geçinirim. Ben kendimden kısarım, ederim hani bir şekilde. Belki ederim ama ben çoluk çocuktan nasıl kısacağım abi? Bu çocuk yarın büyüyecek, bir kardeşi olacak. Ben yarın öbür gün ben milyoner değilim ki çocuğu özel okula göndereyim. Bir özel bir eğitim, bir normal devlet okuluna da gönderiyorsun hani bu sıkıntı, kalabalık. Yani bizden çok bizim dışındaki insanlar var yani. Bir de daha çok önemsiyorlar onları artık. Evet. Yabancıları. Yani hani şey değilim hani Almanya'da kardeşimize bir daha döneceğim. Peki hocam, senin muhabbetin çok güzel. Buradan kameraya bakıp gurbetçilerimize, Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'dakilere dönün der misin? Gelin ana vatan sizi dönsünler. Eğer diyorum benim gibi dönüp de hala oraya hizmet edecekse gelmesinler. Gelsin Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etsin. Aynen. Yapabiliyorlarsa evet. Çabuk gelin de. Gelsinler. Gelsinler de bir görsünler. Niye gelsinler abi sormasın. Boş ver lan gelsinler. Ben teşekkür ediyorum. Eyvallah, teşekkürler. Abi Almanya'lı. Yo, Batmanlıyım. Yo, 20 abi, senedir burada. Bizi kıskanıyor diyorlar, doğru mu ya? Biz öyle bir şeyler duyuyoruz. Gelsinler diye. Gelsinler. 460 lirayla geçiyor. Vallahi dayı ben fırsatını bulsam kaçacağım. Açıma ne söyleyeyim? Elimizi. Ha vallahi fırsatını bulsak kaçacağız. Değil mi abi? Bizi kıskanıyor ya, değil mi? Bırak gelsinler oğlum. Baksana o ülkecek çok iyiyiz dayı, değil mi? Vallahi bolluk. Yediğimiz önünde, yediğimiz arkamızda, değil mi dayı? Kimse gelmesin. Nasıl abi? Türkiye doldu zaten, gelmesin. Olur mu abi? Herkese yer var. Bırak. Abi canım. Özellikle gurbetçilerimiz gelsin. Gurbetçilerimiz Emelli gelsin dönsün. De. Gelsinler de parayla gelsinler. Neticede artık ülkede para dönmüyor. 100 doları bozdursun. Ben 10.460 lira emekli maaşını yatırıyorum bankaya, faizine yaşıyorum. Tabii bu ironi yani. 10.000. 10.460 lirası da var. 400'ü de var. Yani sen yaşıyorsun bu hayatı, değil mi? Yani doğru doğru. Bankaya yatırıp faizine yaşıyorum. Gurbetçilerimiz gelsin. Ya ne işi var kardeşim, kendini bak. Sen Almanyalı mısın? Yok, ben zamanında Almanya'ya gidecektim de gitmediğime pişman. Gitmediğime pişman oldum yani. Vallahi gönderebilirsen beni alın ha baba. Kur'an'ımı ha vallahi. Ha, bence deyim. Ablacığım gurbetçi miyiz? Evet. Ha şöyle ablamla biraz konuşalım. Kardeşimiz dedi ki bütün gurbetçilerimize sesleniyorum, ana vatana dönün. Döner misiniz? Ay hemen dönerim ama niye? Çocuklarımız orada okulda. Bırakın gelsin. Niye çocuk ki Alman eğitimiyle. Anılarımız babalarımız gitmiş evvelden. Aynen. Orada kala kaldık. Biz her zaman şikayetçiyiz. Kıymetini bilin. Vallahi. Aynen. Gerçekten. Ya, o zaman gelin burada yaşayın o kadar kıymetliyse. İşte diyoruz ya, diyoruz ya bak. Laf anlamıyorsunuz. Biz kendimizi ifade ediyoruz her seferinde. Bak herkes burada diyor aynısını. Siz orada bu şartlarda çalışıp para kazanamazsınız. Çünkü siz sabah 6'sında kalkıp akşam 7'sinde çalışıyor musunuz? Sabahleyin aynı Deutsche Firma şey değilim yani, burada yaşıyorum ben. Yani. Dönüş yaptınız o zaman. Sabah 6'da kalkıp öğlen 3'te iş bırakıyorsun. İşim uslu Türk. Weil die Familie gekommen ist. Yani ne güzel. Siz o zaman şanslısınız. Abi sabah 6'dan akşam 7'ye kadar mı çalışıyorsunuz? Yok, ben şu an sabah 9, öğlen 3. Gördün mü? Öğlen 3 diyor. Burada. Hayır, Almanlar için çalışıyor. Burada Almanya için çalışıyorsunuz. Evet. Tamam, işinizi çalışıyor sabahın altısından. Burada yok. Yani nasıl bana gelelim? Burada kim kalkıp da gidiyor sabah 4'te işe? Burada iş kurmamız lazım. İşten kaçta çıkıyorlar? Öğlen vakti 3'te. 2'de. 2, 3, 4. Onu söylemiyorlar mesela, değil mi? Çok garip geliyor bana. Sabah 4'te kalkıp işe gidiyorlar. Ve? Ki bir sürü insan bu ülkede sabah 4'te kalkıp işe gidiyor ama akşam 6'da gidiyor. Yani hesapladığın zaman geri kalan çok az bir miktar oluyor. Orada da ve sosyal devlet şartlarda biz sosyalden de geçim sağlıyoruz. Aynen. Evet. Yani diyorlar ki işte hükümet size orada şey veriyor, evet. Kazanç bağlıyor çalışmada. Öyle bir şey yok. Var ama sizi sonuçta oraya ne denir, sorumluluk sahibi. Gelin ablacığım ya. Vallahi gelin. Ne gerek var orada yaşayacağınız? Çile vallahi.
Vallahi acı vatan Almanya. En çalışacağız yani bundan sonra. Çalışmayınca tatile gelen döner gelir. Ne olacak? Ya öyle. Hoca memleket hepimize yer. İş var. İş çok önemli. Burada da iş olması gerekiyor. Memlekette her yer iş var. Millet iş beğenmiyor. Gelin. Yani inşallah inşallah. Bir sürü müdümüz o. Bizimkiler zaten iş beğenmiyor. Gelin. Ya beğenmemeli. Siz beğendiğiniz işe girin. Aynen öyle. Gelin ablam gelin. Niye geldin? Herkes gelsin. Ümidimiz o zaten. İnşallah. Yani şartlar güzelleşti. İnşallah dönüş. Tamam canım, daha ne olsun? Aynen öyle. Net. Düşünüyoruz artık. Bundan sonra geleceğiz. Geleceğiz. Daha nereye bakıp bütün gurbetçilere, ana vatana sesleniyoruz. Mutlaka eğer öyle bir düşünceniz varsa koşun gelin. Ben çok beğeniyorum. Ha. Ben seviyorum memleketimi. Abi, eğer boşluk alırsa size zahmet. Giderken bana da alın. Hiç heveslenme. Anandan emdiğin süt burnundan gelir. Gelenler çok pişman. Şükür, şükür. Kolay kolay gelsin. Efendim siz de dönün der misiniz? Gurbetçilerim. Dönün derim. Derim. Boşa orada duruyorlar. Şükredeceksin. Niye, ne var? Bu Almanya'nın havası mı güzel, suyu mu güzel? Niye orada? Hiçbir şeyi. Niye oradalar? Aha ana vatan ne güzel. İşte gelin. Ana toprağına kurban. Biz orada doğduk büyüdük. Biz orada doğduk. Ben de şunu söylüyorum. Havası mı güzel, suyu mu güzel? Çıkın hiçbir gelin. Hiçbir şey güzel değil bana niye göre. Niye oradasınız? Niye oradayız diyorum ya, aile mesleğimiz komple orada. Meslek gelin. Meslek orada kurduk. Tamam. Efendim oraya doğduk. Siz destek yapın biz geliriz olur mu? Feda olsun. Feda olsun. Size iyi günler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler. Cennet. La ne cennet ya bu ya. Biz Kur'an'ıma nedir ya? Vallahi billahi gideceğim dayı. Vallahi billahi. Fırsatım olsa kaçacağım namusuma kitabımı. Vallahi. He gel dayım sen de gel. Gel dayım. Ahşap adama memura diyorum ya. Tamam saygılı. Olmasa biz bu Türkiye'de olamayız. Doğru mu? Ona hak veriyorum. Görevidir, yapabilir, kumsaldır. Ne dayı? Geçi bekçi. Ha, gece bekçi. He. Adama bak kendi ismimi veriyorum. Arkadaş bu ismi benim. Tamam. Beni çıkmamış şeylerdir riyade dedim. Sistemlerde bir arızalık vardır diyorum. Hayır da olmaz. Beni tuttu bu inat etti. Beni karakola getirdiler. Kimlik yok mu senin? Kimlik yok he o yüzden. Lan, yok kimlik? Kimlik kayboldu. Artık Cumhurbaşkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın canı sağ olsun. Öyle emir verdi. Adres oldu bana vermeyin. Aynen, haberi yoktur şimdi. Yoktur. Duyarsa beni teşekkür ederiz ona. Biz de ülkecek rica Biz de hepimizi kardeşiz bu çevrede. Yaşamak aynen istiyoruz. Yani gerekli yardımlarımız Sayın Cumhurbaşkanımız bir el taşın altına koysun. Adam gövdesini koydu, el dışarıda kaldı diye laf mı ediyor? Ben, yok, laf yok. Komple vücutları soksun, işleri karak bir şey olmaz. Sokuyor, merak etme. Ama bu ülkenin çevreleri, kardeşlerimiz, Rusyalı kardeşlerimiz de burada hoş geldi tekrar diyorum. Onlar bizim tavrım misafirlerimizdir. Ruslar mı? Ruslar, tabi onlar da bizim kardeşimizdir. Hepimiz Allah'ta geldik, Allah'a döneceğiz. Misafiriz burada. Suriyeliler? Onlar da kardeşimizdir, hepsi. Ayrım yok. Nasıl kardeşin senin dayı? Bak bir saniye. Senin bacına tecavüz ederek mi senin kardeşin dayı? Bir saniye bir bana bana şey etme. Dur efendim? Bir saniye bana bırak. Şimdi gel ben, dayı Esenler'e git tamam mı? Bak dayı Esenler'e git tamam mı? O konulara girme. Herkes ruhsatsız iş yeri işletti. Benim kardeşim burada seyyar satıcı yapıyor. Zabıta gelin malzemesini alıyor. O konulara girme. Nasıl kardeşim. O zaman benim kardeşim lütfen değil dayı. Tamam boş ver. Bir saniye. Bak ben o şeyleri ben siyasete girmiyorum. Siyasette değilsem benim kardeşim diye değilsin ya dayı. Ya tamam hepsi kardeştir bak. Benim kardeşim değil dayı. Benim bacıma kardeşime tecavüz. Sabah 8'inde işe gideceğim. Suriyeli gelip burada benim bacıma kız kardeşime tecavüz edecek. Yer mi? Yok. O zaman onu ne yapacak? Kesmen lazım. Nasıl kesmen lazım değil mi? Kaç gencimiz Suriyeli gözünden bıçak etti dayı. Bir doğru. Şahsi olarak konuşsam. Kardeşin değil, kardeşin olmayabilir Suriyeli. Bizim kardeşim, bütün Müslümanlar kardeşim. Bizim bütün Müslümanlar kardeşimiz. Sen Müslüman mısın? Müslüman mısın? Müslüman dayı. O zaman kardeş. Herkes kardeş Müslümanlar. Yok dayı. Hayırdır? Sen neye göre dayı? Nasıl neye göre? Herkese göre. Herkese göre, herkese göre aynı. Benim sen vatandaşım burada seyyar sattırıcılık yapıyor dayı. He? Nasıl insan? O da insan. Senin başın burada. Gazze'dekilerin başına bomba yağarken onlar senin kardeşin değil mi? Gazze'dekiler kardeşin değil mi senin? Gazze'dekiler kardeşim ben ona, bak ben ona demiyorum. Sen, anladın mı? Bak ben ona demiyorum. Suriye'dekiler de başına aynı ben şey yapıyor. Ne dediğimi anlamıyorsun. Ya buraya dayı. Türkiye'ye bak, gelen herkes dedim. Bizim kardeşimizdir. Dayı, benim ne dediğimi önce bir anla. Ben sen dediğini anlayamıyorum. Sen başka bir şey söylüyorsun. Başka bir şey söylüyorsun. Gel ben sana bir şey diyeceğim. Anlat. Bak. Esenler'e git dayım. Tamam bak. Tamam, Esenler'e git. Tamam. Bak bir dakika. Hikaye. Bak. Neye göre kime göre hikaye dayı? Nasıl? Esenler'e git. Esenler'e ne var? Ne var? Git hele hangisi vergi ödüyor dayı? Hangisi ödüyor? Ya kim ödemiyor? Ödemeyeni söyle. Hangi ödemiyor? Ben seni götüreyim.
Bak numaramı yaz, ben seni götüreyim. Esenlere de götüreyim, Fatih'e de götüreyim dayım. Anladın mı bak? Tamam. Beraber götürün, gidelim. Eybe gidelim. Beraber gidelim dayım. Bir götüreyim, ben biri var mı bakalım? Dayıcım, söyle. Gidelim. Anladın mı? Hani sen diyorsun ya hepimiz kardeşiz. Sen bak, biraz oynayalım, benim kardeşim. Dayıcım bak sen benim ne dediğimi anlamıyorsun. Dedi. Seyyar satıcı ödemez vergi. Bak sen tamam. Benim ne dediğimi anlamıyorsun dayıcım, anlamıyorsun. Anlamıyorsun, anladın mı? Bak, başka yerden bak, bak, başka, başka yerden. Hiç yerden konuşmayın dayıcım. Çok farklıyım. Ben ülken ya, kardeş olamayız. Sen de, başka bir şey. Ben Suriyeli de kardeşim. Filistinli de kardeşim. Bütün Müslümanlar kardeştir. Anlamıyorsun. Kaç gencim, Suriyeliler kaç gencimizi öldürdü dayı? Haber izliyor musun? Ya Suriyeliler dedin sen kim ya? Ben Suriyeli değilim. Ben Trabzonlu'dayım. Ben daha ama dayı. Lan senin kardeşin o zaman kim? Suriyeliler. Arap, Arap değil misin? Arap aynı. Ya Zaza da aynen. Ne alakası aynı, Arap değil. Senin kardeşin ya oradakilerin amcası. Ne alakası var? Oradan ayrılmışsınız. Beraber ayrılmışsınız Suriye'de. Kime göre neye göre dayı? Amcan orada. Dayın orada. Ben Zaza'yım. Zaza dayı. Lan Zaza da anlamam. Zaza'ma bu dayı olmaz. Zaza'ymışsın. Türkiye'yi inkar ediyorsun. Zaza dayı Türk değil misin? Müslüman değil misin? Türksün işte. Türksün işte. Arap değilsin. Kürtlükle, Kürtlükle ne alakası var dayı? Hepimiz kardeş değil miyiz sonuçta? Sen kendin diyorsun ya. Bak kendin diyorsun ya. Bak ben sana anlattım olayı. Bambaşka dayıcım. Nazası da kardeş. Allah ve milal vekil. Dayı. Delirtecek. Kurban olayım. Bak bir şey dinle. Bak beni anlıyorsun değil mi? Dayım. Müslümanım diye. Herkes kardeştir. Dayım. Kurban olayım. Ben sana diyorum ki bak bir babam yaşında bir dakika dinler misin? Rica ediyorum. Bak rica ediyorum bir dakika dinle beni dayı. Bak Esenler'de tamam mı? Esenler'de, Fatihler'de, orada, burada. Bak dinle dayım, dinle. Kum kapı. Esenler mi ya? Esenler'de. Kurban, bak bir dakika bir dinle beni, ben de seni dinleyeceğim. Güzel abi, bir dakika. Kum kapıya git dayım. Esenler'e git, Fatih'e git, oraya git, buraya git. Her yerde Arapça tabelalar var dayım. Tamam mı? Hani kardeşiz ya. Şurada köşede Kürtçe veya Zazaca bir tabelas. Onu da geçtim dayım. Suriyeliler vergi ödüyor mu dayım? Allah'ı kitap için ödüyor mu? Bilmiyorum. Bak bilmediğin için konuşuyorsun işte dayım. Anladın mı? Bak ben sana diyorum ki bak ben açık konuştuğum için numaramı al. Numaramı al. Biliyorum diyor, ödemiyor diyor. Bak numaramı al. Sen ne iş yapıyorsun? Ya ben restoranda çalışıyorum dayı. Ben Sultanahmet'te restoranda çalışıyorum. Bak ben sana diyorum ki dayım. Yarın gel. Anladın mı? Yarın gel. Numaramı al. Seninle beraber gidelim. Abi kardeş oturup çayımızı da içelim. Seninle beraber gidelim dayım. Anladın mı bak? Tamam dayım bak. Benim anlatmak istediğim şu dayım bak. 50-60 yaşlarında. Bak 50-60 yaşlarında şu köşede otur. Anladın mı? Benim bir tane amcam. Hepiniz babam yaşındasın. Anladın mı? Otur küçük bir seyyar aç. Zabıtalar 2 dakikada gelir alır değil mi dayım? Vergi ödemiyorsun değil mi? Yasak. Haklısın dayım. Tamam. Vergi ödemiyor dediğin yanlış. Seyyar satıcı yasak. Yasak değil mi? Yasak vergi ödemediği için. Dükkanı aç. Yasak değil mi? Kum kapıya gidelim dayım. Bak kalk şimdi hepimiz beraber gidelim abi. Kardeş arabayı da ben tutacağım. Beraber gidelim taksiyle. Söz bir Allah bir. Şeyler var ya bizim siyahi kardeşlerimiz. Var ya köşede cüzdan satıyor. Cüzdan satıyor, kalem satıyor, saat satıyor. Benim amcam oğlunu çaldı, çarptılar. Allah kitap çarptı. Yemin ediyorum vallahi billahi fena çarptılar. Vallahi hani kardeşlik ya. Değil mi dayı? Ya sen git, git başka iş. Sen başka iş yapıyorsun. Sen başka iş yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Allah için bak yanlış söylüyorum. Baba sen bir şey söyleyeyim mi dayı? Dayı bak. Bu doğru söylüyor. Bizim kardeşliği ya bizim Türklerden de yapan var. Aynı şey ya bütün hırsızlar. Bizde çok hırsız var. Ben senin hırsız olmadığını nereden bileyim? Benim hırsız olmadığım nereden belli? Ben hırsız değilim dayı. Kusuruma bakma. Benim belli mi? Değil. Ben de onu yapıyor. Bizim Türkler de yapıyor. Ben bunu anlamak istemiyorum dayı bak. Bir dakika gelir misin bak rica ediyorum. Bak bir dakika beni dinle. Gel dayım gel gel. Belki buradaki herkes hırsız olmadığı belli mi? Değil. Ya hırsız da dayı götüren götürüyor. Ben seni çarpar giderim bunu. Hırsız olmadığımı neden biliyorsun? Ya sadece onlara değil yani. Götüren götürüyor. Sen benim ne dediğimi çok iyi anladın. Götüren götürüyor. Çalan da çalıyor dayı. Anladın mı? Çalan da çalıyor. Çalanı söyle sen bana. Ya isim vermeyeceğim. Çalanı karakolda ara. Peki çok teşekkür ederim. Çürütemem kendimi. Boş ver. Boş ver.